Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Felix the Cat oynayacağız. Ancak bu bir remaster, remake falan değil. Bildiğimiz 1992'de çıkmış olan Felix the Cat'in günümüz konsollarına portlanmış halini oynayacağız. Sağ olsun Konami bana bu oyunun kodunu sağladı. Birlikte bakalım nasıl çalışıyor, nasıl bir emülasyon olmuş. Valla Felix the Cat bayağıdır ortalıkta yoktu. Bildiğim kadarıyla bugüne kadar da hiç böyle bir portu vesaire yapılmamıştı. Sonunda Felix the Cat'te bir porta kavuşmuş. Felix the Cat'in bir hayranı falan değilim. Öyle çok benim kendi geçmişimde yer eden karakter değil ama önemli bir karakter. Her şeyden önce şöyle söyleyeyim. Ben Sonic seven bir insanım biliyorsunuz. Felix the Cat Sonic karakterinin tasarımında en büyük rol oynayan ilham kaynaklarından biri. Ve bugün sizlerle birlikte Felix the Cat'e bakacağız. PlayStation 5 sürümünü oynuyorum. Zaten az önce ekranda gördünüz. Güncel platformlarda var artık. Gerçi güncel platformlarda var diyorum ancak şu anda sadece PlayStation 4, 5 ve Nintendo Switch üzerinde var. Henüz Steam'e vesaire gelmiş değil. Yakın bir zamanda eminim ki oraya da portlarlar. Şimdilik sadece konsollarda boy gösteriyor. PlayStation tarafını biliyorum ama özellikle Nintendo Switch'te çok güzel oynanacağını düşünüyorum. Felix the Cat zaten eski NES oyunlarından biridir. Şöyle bakalım. Oldukça zaten modernleştirilmiş güzel bir arayüzümüz var. Birazcık daha emülasyonun nasıl olduğunu konuşacağız. İşte oyun nasıldı falan inceleme. Eski NES'in gücü falan da değil. Bu da artık uçtuk yani. Öyle bir şey değil. Ama güzel bir emülasyon olmuş. Böyle modern. Herhangi bir şekilde çalışmasına sorun olmayan. Güncel çözünürlükleri vesaire destekleyen hoş bir port olmuş. 3 adet Felix the Cat oyunuyla karşımıza çıkıyor. Her şeyden önce ana konsol oyunumuz bizi karşılıyor. 1992'de çıkmış olan portable versiyonu var. Game Boy'a çıkıyor bir sene sonrasında 1993'te ve konsol versiyonun Japon versiyonu. Biliyorsunuz o zamanki oyunlarda bölge oyunları da etkiliyordu. Japon versiyonu da koymuşlar. İsterseniz birazcık oynayalım şöyle. Felix the Cat oynayalım. Bu sırada da tabii sizlerle beraber emülasyon seçeneklerine bakalım. Evet, müthiş efsanevi girişimiz. Evet, Felix the Cat arkadaşlar. İlk dünyamıza başlayalım. Yine zor bir oyun biliyorsunuz zaten ancak güncel emülasyon seçenekleriyle bizleri karşılamışlar. Şöyle birazcık oynayalım sonra emülasyon seçeneklerine bakalım. Felix the Cat. Tamam işte 1992'deki Felix the Cat'i oynuyorsunuz. Bugün hala oynanır arkadaşlar. Oynarsınız bu güzel platformer. Zor tabii o zamanın oyunları biliyorsunuz zor oluyordu. Bu da zor. Ama belli başlı kolaylaştırma seçenekleri var. Bu şekilde oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi asıl olaya bakalım. Emülasyon nasıl olmuş? Şöyle hemen R2 tuşuna bastığımız arkadaşlar hemen sağdan bir menü geliyor. Oldukça modernleştirilmiş bir şekilde bizi uğraştırmadan rahat bir şekilde çıkıyor. Ya bu portlar konusu insanları güldürecek seviyede aslında çok basit şeyler bunlar ama resmi firmalar port yapınca nedense hani emülasyon çalıştırınca sorun çıkıyor. Biliyorsunuz Metal Gear Solid oyunlarını incelemiştik geçtiğimiz günlerde. Sorunlu yapıyorlar ama tabii bu tarz eski oyunlarda çok daha rahat her şey. Burada istersek ekran boyutunu native veya tam ekran olmak üzere değiştirebiliyoruz. 16'ya 9'a genişletme seçeneği yok. Aklınızda bulunsun. Şaşırdım. Keşke olsaydı. CRT filtresini açıp kapatabiliyorsunuz. Biz hatta kapatalım. CRT filtresi genelde çok sevilmiyor yeni nesil oyuncular tarafından. Deflicker özelliğini açıp kapatabiliyoruz. Ekranın flicker yapmasını vesaire engelliyor. Bunu kapatıp açabiliriz. Arka plana klasik emülasyon seçeneklerinde gördüğümüz resim koyabilirsiniz. Ben bunu koymayı hiç sevmiyorum. Sadece saf oyunu görmek istiyorum. Oyunu resetleyebiliyoruz. Kayıt alıp save alabiliyoruz. Böyle save aldık. Hemen loadladığımızda tık tık oyunu rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Gayet sade ve şık çalışıyor. Herhangi bir şekilde sorun yok. Ve bizim en çok bu tarz eski oyunlarda sevdiğimiz özellik. Şimdi gittik hemen şöyle ölelim. Felix the Cat'te ölmek oldukça kolay. Çünkü oyun süreniz uzasın. L2 tuşuna bastığımızda şöyle. L2 tuşuna bastığımızda hemen belli bir müddet geri sarabiliyoruz. Öyle tüm oyunu da geri saramıyorsunuz ama hata yaptığınızda şöyle. Ben bir daha bir hata yapayım. Gidiyorum şu anda. Hata yapacağım birazdan. Evet şimdi hata yaptım. Hemen bu klasik. Geri sardınız. Bunu deaktive etmenin bir yolu yok. Eğer ki çok takıntılıysanız şey konusunda. Ben çok iyi bir oyuncuyum. Asla geri sarmak istemiyorum. Sarmazsınız. Olur biter. Hani öyle çok dert etmenize gerek yok. Zaten 3-4 farklı tuşla oynanıyor. Öyle çok fazla şey yapmanıza gerek yok. Analog desteği var. Analogla oynayabiliyorsunuz. Ben D-pad'le oynuyorum şu anda. Zaten 3-4 farklı tuş var. Kontrol ayarlarını bulamadım. Kontrolcüyü istediğiniz gibi şekillendiremiyorsunuz. Bu bağlamda kareyle zıplayıp X ile ateş ediyorsunuz. Veya yuvarlakla. Yuvarlakla zıplayıp X'le ateş edebiliyorsunuz. Birden fazla kontrol seçeneği mevcut. Ama değiştiremiyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Çok sorun değil. Zaten iki tuşla oynuyorsunuz. Öyle 2 saniyede alışacağınız basit oyunlar o zaman biliyorsunuz. Hani çok fazla şey yapmanıza gerek yok. Panik yapmanıza gerek yok. Her türlü alışıyorsunuz. Evet onu yiyeceğiz demek ki. Böyle Felix the Cat'e oynuyoruz arkadaşlar. Aynen öyle hızlı bir şekilde. Oldukça akıcı ve keyifli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Bugün hala oynanır. Yalnız pahalı arkadaşlar. Şu anda PlayStation Store'a baktığımda 600 lira gibi bir fiyatla karşılaştım. Evet çok bu kadar eski bir oyuna herhangi bir şekilde hani dümdüz bir emülasyon satın alıyorsunuz. Lisansa muhtemelen bayağı bir para veriyorsunuz. Bunu bugün herhangi bir telefona kursanız çok rahat oynayabilirsiniz. Onu aklınızda bulundurun. Ha ileride bir gün Steam'e gelir bir şey olur. Çok çok daha ucuzlar. Felix the Cat hayranları tamam bakabilir buna. Şimdi böyle oynadık bunu hemen ben istiyorum ki bir de Game Boy versiyonuna bakalım. Japon versiyonuna bakarız fark etmez. Farkları yok çok fazla gördüğüm kadarıyla ama çok önemli değil.
Şöyle evet arka plan açık kalmış. Ben bunu izninizle kapatacağım. Game Boy versiyonunda şöyle bir fark var. Hemen şöyle portable versiyonda diyeyim daha doğrusu. Şöyle tekrardan seçeneklere baktım. Bu sefer CRT filtresi yok. Çünkü zaten el konsolunda CRT şeyi olmasa ekran zaten o CRT olmadığı için. Bu sefer dot matrix hani bu klasik. Pikselleri görebildiğimiz ekran şeyine geçebiliyorsunuz. İyice hani modern televizyonlarda bile bu retro havayı hissedebilmeniz için ellerinden geleni yapmışlar. Onun dışında farklı bir şey yok. Yine border'ı vesaire açıp kapatabiliyorsunuz. Ekran ayarını yine native ve full screen olarak ayarlayabiliyorsunuz. 16:9 yine yok. Evet. Geri sarma özelliğimiz aynı şekilde mevcut. Bu şekilde FedEx Ticket'i oynayabiliyoruz arkadaşlar. Yani FedEx Ticket'i hakkında öyle uzun uzun konuşabilecek bir şeyimiz yok. Benim de maalesef repertuarımda olan bir oyun serisi değil. Oyun değil. Ama tabii ki pek çok esere ilham kaynağı olmuş olan bir karakter olduğunu hepiniz mutlaka duymuşsunuzdur. Günümüze geldi. Bakalım belki ileride bir gün modernleştirilmiş bir FedEx Ticket oyunu karşımıza çıkar mı? Belki bu onun önü ayağıdır. Valla 3D platformlara asla hayır demeyiz arkadaşlar. 3D platformlar her zaman iyidir, candır. O yüzden hayır demeyiz böyle bir konuya. Ben daldım gittim bu arada arkadaşlar. Baya eğlenceli ya. Bu aralar ben eski oyunlara sardım tekrardan. Switch üzerinden de Game Boy emülatörünü çalıştırıp oynuyorum. Online şey aracılığıyla tabi. Ayrıyeten bir emülatör kurmadım. Baya güzel ya. Hani saf oyun. Bunu bugün dediğim gibi oynarsanız sıkılmazsınız yani. Tabi basit mekanikleri var ama yani o zaman için gayet keyifli yani. Ben daldım gittim mesela. Bir de Japon versiyonu da gösterelim ondan sonra veda edelim. Options'a basıyorum. O zamanlar Options'da oyun duruyordu. Şöyle çıkalım bakalım. Japonya versiyonuna bakalım. Şöyle bildiğim kadarıyla Japonya ve Amerika çıkışında çok fazla büyük farklar yok. Japonca yazıyordu az önce gördüğünüz üzere. Ekranda Japonca yazılar var ve renkler sanırım bir tık daha canlı. Onun dışında emülasyon seçeneklerimiz aynı. Pek bir farkı yok. İstediğiniz versiyonu hangisini isterseniz, hangisini aşinaysanız veya hangisini oynamak istiyorsanız dediğim gibi oynayabilirsiniz. Bu şekilde eline çantanızı alırsınız. Böyle yumruk şeyiyle koşarsınız. İstediğiniz kadar düşman dövün. Puan toplayın. Veya işte o klasik şey yapın. Arkadaşınızı alın yanınıza. Öyle olurdu ya. Arkadaşınızı alın yanınıza böyle. Ben burada ölmeye devam ediyorum. Öldüğünüzde kolu birbirinize verin. İşte burada ben öldüm. Kolu hemen ona verin. Multiplayer seçenekleri o zamanlar bu kadardı. Ölmek kolay olduğu için sırayla oynamak da daha keyifliydi. Hemen arkadaşınız ölürdü çünkü. Siz de ölürdünüz. Böyle oyunlar çok daha keyifliydi. Aynen öyle. Evet bu şekildeydi arkadaşlar. Ben FedEx Ticket oynamaya devam ediyorum. Umarım sizler de videodan keyif almışsınızdır. Belki bu portun çıktığından bir haberdardınız. Çünkü Konami sağ olsun çok fazla duyurusunu yapamadı. Umarım sizlere duyurabilmiş oldum. Oyunun severleri bakabilirler. Çok pahalı. Aklınızda bulunsun. İndirim bekleyin. Çalışıyor, ediyor. Ya da direkt olarak kendi emülatörlerinizde kullanabilirsiniz. Çok öyle yani bunu çalıştırmak zor olmasa gerek. Evet şunu da araya ekleyeyim hemen. Modernleştirilmiş bir port dedik. Oyunun trofi desteği de aynı şekilde bulunuyor. İsterseniz bu oyunlarda da trofi kasmaya çalışabilirsiniz. Az trofi var ancak oyunda ilerledikçe trofi kazanabilirsiniz. Platin kupaya vesaire ilerleyebilirsiniz. Nintendo Switch'te tabii yok ama PlayStation'da var. İleriki günlerde Xbox'a, Steam'e falan portlanırsa orada da göreceksinizdir. Güzel. Bunlar güzel detaylar. Öncelikle sizlere teşekkür ederim. Sonra Konami'ye teşekkür ederim oyunu konunu sağladığı için. Şimdi benden bu kadar. Hoşça kalın.